Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yeni bir Rainbow Six Siege rehber videosundan hepinize selamlar. Yaklaşık bir yıl önce attığımız rehber videosu 400 küsür bin izlendi. Ve son dönemlerde çok fazla hani bunun güncel versiyonunu çeker misin, yeni versiyonunu çeker misin gibisinden yorumlar gördüm. Biz ekipçe Rainbow'u bıraktık. Böyle çok nadir haftada 1-2 maç, bazen 2 haftada bir falan giriyoruz. Kısacası oynamıyoruz. Fakat oynayanlar, yeni başlayanlar için yardımcı olmak istedim. Çünkü YouTube'da maalesef uygulamalı rehber yok Rainbow hakkında. Yani varsa da böyle toplu bir şekilde karakterleri, özelliklerini kullanarak gösteren bir rehber bulamadım. Dolayısıyla bu görevi kendim üstlenmek istedim. Yeni başlayanlara uygulamalı bir şekilde yardımcı olabilmek için. Aynı zamanda dediğim gibi biz Rainbow oynamıyoruz. Fakat gerçekten yayınlarını olsun, videolarını olsun, karakterini olsun çok takdir ettiğim bir insan Rimbek. Arkadaşlar tanıyanınız vardır aranızda. Tanımıyorsanız da YouTube kanalını ve Twitch kanalını takip edebilirsiniz. Rainbow izlemek isteyenler, bir şeyler öğrenmek isteyenler, keyif almak isteyenler kesinlikle Emre'yi izleyebilir. As for what's in the canister, it's best you don't ask. Evet gençler, ilk karakterimiz Smoke. Smoke karakterinin elinde 3 tane zehirli gaz atan böyle bomba gibi bir şey var. Özellikle rakibin işi son saniyelere kaldıysa gerçekten çok tehlikeli olabilen bir karakter. Mouse'unuzun orta tekerlek tuşuna bir kere bastığınızda şu şekil smoke'unuzu atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu isterseniz yanına giderek F tuşuna basılı tutup tekrar alabiliyorsunuz. İlla bu tarz yere değil, şu şekil kapı üstlerine de atabilirsiniz. Bir kere daha aynı tuşa basmanız halinde patlayacaktır. Yani sizden komut bekliyor olacak. Kendi kendine herhangi bir etkileşime girmeyecek. Buna rakip sıkarsa gördüğünüz gibi yok edebiliyor. Smoke'unuzu attıktan sonra mouse'unuzun orta tekerleğine bir kez daha basmanız halinde gördüğünüz gibi smoke'unuz aktif olacak arkadaşlar ve bu gazın içine giren düşmanların canını çok büyük bir şekilde yiyecek. Bir de rakip üzerindeki etkisine bakalım. Mouse'umuzun orta tekerleğiyle fırlattık. Bir kere daha bastık ve gördüğünüz gibi rakibimiz gazın içinde kalarak çok hızlı bir şekilde vefat etti diyebiliriz. Sıradaki karakterimiz Sledge. Ay bir sus Allah aşkına. Lan hala can çekişerek bağırıyor oradan. Dikey hücum oyunlarında çok etkili bir karakter arkadaşlar. Özelliği bir adet çekiç. Şöyle boş duvara göstereyim. Gördüğünüz gibi bir adet çekiç. Bu tarz oyunda kırılması imkansız olan duvarlara hiçbir etkisi olmuyor. Normalde gördüğünüz gibi 1, 2, 3 vuruşta kırdığınız barikata çekiçle bir kere vurmanız yeterli. Salt'ta gördüğünüz gibi bir gücü var. Fakat kolay kolay bittiğini görmedim ben, hani neredeyse sınırsız kullanabiliyorsunuz diyebilirim. Bu tarz barikatların yanı sıra şu şekil gördüğünüz soft adı verilen duvarları da çekicinizle bu şekil kırabiliyorsunuz arkadaşlar. İbrahim Bey, şuraya bir reinforce alabilir miyiz? Bu tarz gördüğünüz gibi reinforce olan duvarları arkadaşlar sledge çekiciyle kıramazsınız. Şöyle uygulama bir şekilde de göstereyim. Gördüğünüz gibi ne kadar vurursanız vurun kıramazsınız. Fakat soft olan duvarları tek vuruşta şu şekil geçebilecek şekilde kırabilirsiniz. O tarz soft duvarların yanı sıra arkadaşlar şu şekil kırılabilen zeminleri de kırarak düşmanlarınız alt kattayken yukarıdan onları darlayabilirsiniz. Sledge'in çekiciyle Maestro Kem gözünü, defansların kurduğu kalkanı vesaire de kırabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Sıradaki operatörümüz ise Mute. Atak takımının info almaması açısından çok 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 önemli bir karakter. Elimde gördüğünüz, aynısı Em'in önünde 2,5 lira olan Jammer'lar sayesinde düşman takımının drone atarak sizin yerinizi görmesini engelleyebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz arkadaşlar kırmızı daire içerisinde drone sokmuyor. Ama rakip girebiliyor gördüğünüz gibi, onu engelleyemiyor. Düşmanlar mesela bu kapıdan gelebilir veya da bu duvarı açarak size gelebilirler. Dolayısıyla gidip şu şekil bir Jammer atarsanız bunu etkisiz hale getirmeleri kolay olacak. Şuradan pikler vurur mesela, anladınız mı? Burada biri yoksa bu Jammer'ı etkisiz hale getirebilir. Onun yerine şu şekil mesela duvar arkalarına saklayarak etkisiz hale gelmesini engelleyebilirsiniz. Düşman açısından gördüğünüz gibi arkadaşlar drone Jammer'ınızın yanına yaklaştığında sinyal bozucudan artı 15 puan alıyorsunuz, size bildirim geliyor. Ve düşmanınız bu drone'u yanına gidip F'ye basılı tutarak tekrardan eline alana kadar veya da Jammer'ınızı kırana kadar bir daha kullanamıyor. Peki Mute karakterinin özelliği bu kadar mı? Tabii ki hayır. Eğer ki bu Jammer'ın kapladığı alan içerisindeyseniz
Yani sol altta gördüğünüz gibi mavi bir şekilde yanıyorsa hücum operatörlerinden Dokkabi telefon çaldırdığı zaman sizin telefonunuz çalmıyor. Yani ötüp hücum takımına info vermiyorsunuz ben buradayım diye. Peki bununla bitti mi? Hayır, 1 değil 2 değil, tam 3 tane bal diyorum size. Şimdi normal bir reinforce duvarı açabilen belli başlı karakterler vardır. Bunlardan en temel olanları Hibana, Termite ve Maverick'tir. Son dönemlerde gelen Ace karakteri de var. Bunları da anlatacağız, sıkıntı yok. Şu an gördüğünüz gibi bu reinforce duvarı engelleyen hiçbir nesne yok. İbrahim Bey, bir duvarımızı açabilir miyiz? Gördüğünüz gibi duvarın açılmasını engelleyen hiçbir cihaz olmadığı için Termite kolay bir şekilde duvarı açabildi. Bir de yan duvarda deneyelim aynısını. Reinforce olan bir duvarınızın önüne jammer attığınız zaman bakalım Termite bu duvarı açabilecek mi? Cihazını yerleştiriyor. Tuşa basıyor. Ama büyük bir hüsran. Gördüğünüz gibi jammer'ınız bu duvarın açılmasını engelliyor arkadaşlar. Fakat olur da bir Twitch drone'u veya da mermiyle jammer'ınızı alırlarsa, tekrardan basalım. Gördüğünüz gibi duvarınız açılıyor. The more it hurts when they're kicked out from under you. If there's one thing I know for sure, it's that a 6-inch blade never loses reception. Sıradaki karakterimiz Thatcher. Hücum tarafı için gerçekten çok önemli karakterlerden bir tanesi. EMP adı verilen 3 yere kullanabildiğiniz bir özelliği var. Peki bu özelliği ne işe yarıyor? Vida gibi işaretler olan duvarlar ön taraftan bakıldığında böyle görünür. Yani reinforce duvarlardır. Ve normal bir şekilde kıramazsınız. Yani elinizle vurarak, işte silecin çekiciyle vurarak, bomba atarak vesaire bu duvarları asla kıramazsınız. Termite, Hibana, Maverick, Ace gibi karakterler lazımdır. Onlar varken bu duvarı açabilirsiniz. Fakat onlar varken karşı tarafta bir de gördüğünüz şu şerefsiz varsa mutlaka ve mutlaka Thatcher'a ihtiyacınız olur. Bandit adlı karakter bu elektriği buraya koyduğu zaman gördüğünüz gibi arkadan şöyle bir görünüm elde eder duvar. Ve Termite'ınız da olsa, Hibana'nız da olsa bu duvarı açamazsınız. İşte burada devreye Thatcher giriyor. Thatcher özelliğini bu duvara attığı zaman gördüğünüz gibi duvardaki elektriği devre dışı bıraktı ve böylece Termite veya Hibana atabiliyor. Aynı zamanda sadece bu tarz elektrikli duvarları açmak için değil, diyelim ki rakipte Legion var. Çok küçük görünmez tuzaklar atmaya yarıyor Legion. Atıyorum şu kapıya bir tuzak bıraktı. Bu tarz girişlere özelliğinizi atarak oradaki tuzağı da almasını sağlayabilirsiniz. Veya da karşı takımda Echo varsa, Valkyrie varsa, Maestro varsa bu tarz kameraları da attığınız zaman eğer özelliğinizin kapsama alanına girdiyse tüm kameraları belli bir süreliğine devre dışı bırakıyor. Sıradaki operatörümüz Castle. Hiç uzatmadan direkt özelliğine geçelim. Normal şu şekilde gördüğünüz bir barikatı 1, 2, 3 vuruşta etkisiz hale getirebilirsiniz. Veya da silahınızla tarayarak barikatı açabilirsiniz arkadaşlar. Fakat Castle karakterimizin özelliğini kullanarak barikatlara şu şekil halı örüyoruz ve istiyorsanız sabaha kadar sıkabilirsiniz. Bu barikatı açamazlar. Diğeri 3 vuruşta kırılırken bu ...11-12 vuruşta kırılıyor arkadaşlar. Özellikle işleri son saniye kalırsa gerçekten onları çok büyük bir olasılıkla yavaşlatacaktır. Hatta muhtemelen hücum takımı round kaybedecektir. Fakat tabii ki tüm karakterler için Castle'ın kurduğu bu barikat sıkıntı değil. Örneğin burada bu halı varken rakip takımda Ashe, Sledge gibi karakterler varken barikat hızının çok fazla yaşaması olası değil. Sledge karakterinin çekiciyle bir kere vurması gördüğünüz gibi bütün barikatı yerle bir edecek ve kabak gibi rakibinizin ortasında olacaksınız. Gelelim sıradaki karakterimize. Sıradaki karakterimizin adı Ashe. Şu şekil gördüğünüz barikatlar veya da şu şekil gördüğünüz soft duvarlar üzerinde bu özelliği kullanabilirsiniz. Özelliği delici mermi olarak geçiyor. Duvara attığınız zaman önce saplanıyor,
Ardından da gördüğünüz gibi geçebileceğiniz şekilde bir delik oluşturuyor. Bunu isterseniz şu şekil kırılabilen zeminlere de atabilirsiniz. Aynı etkiyi orada da yaratacaktır. Reinforced olan bir duvara atarsanız özeliniz boşa gidecektir. Reinforced olan duvarı kıramıyor. Aynı zamanda karşı tarafta castle varsa gördüğünüz gibi halısını buraya örmüş. Mermiyle kıramayacaksınız. Vurarak kıramayacaksınız. Fakat eşin füzesini attığınızda gördüğünüz gibi castle'ın halısını almış olacaksınız. Their heart rates can be 70 to 100 beats per minute. But by the time I'm done, that number goes down to zero. Ve geldik ekmeği elden, kelden durumuna. Sıradaki karakterimizin adı Pulse. Pulse karakteri şu elinde gördüğünüz kardiyak sensörüyle rakibin kalp atışına göre nerede olduğunu bulabiliyor. Fakat tabi buradan ta gidip map'in öbür ucunu bulamıyorsunuz. Belli bir mesafe yakın olması lazım size karakterin. Şu şekil gördüğünüz gibi ne kadar hareket ederse etsin sensörünüzü çalıştırdığınız sürece düşmanınızın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bu tarz dışarı rush'larda gerçekleştirebilirsiniz mesela çıkıp kurbanınızı, düşmanınızı vurabilirsiniz. Onun harici Pulse oynayanların çok fazla tercih ettiği bir oyun tarzına geçelim. Diyelim ki bomba site'ı üst taraf, tamam mı? Hani şuralar falan. Site'ın hemen aşağısına inerek sensörünüzü çalıştırıp şu şekil düşmanınızın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Atıyorum düşmanınız plant yapıyor olabilir, o an drone'a geçmiş olabilir vesaire. Bu şekil sabit durduğundan emin olduktan sonra özelinizden çıkıp C4'ünüzü atarak düşmanınızı aşağı kata yanınıza çekebilirsiniz gördüğünüz gibi. Tabii ki her zaman işe yaramayabilir. Fakat işi çözdükten sonra çok etkili oynayabilirsiniz. İlla C4 atmanıza da gerek yok. Düşmanı oradan gördükten sonra aşağıdan düşmanınızı tarayabilirsiniz. It burns at 2000 degrees Celsius. Hot enough to cut through nearly any barrier known to man. Throw some C4 into the mix. And you've got one hell of a combination. Gelelim hücumdaki diğer karakterimize. Karakterimizin adı Termite. Şu şekil gördüğünüz gibi soft duvarları çoğu karakterle açabilirsiniz. En kötü hani vurup şu şekil delikler oluşturabilirsiniz. Veya da işte merminizle yine bu tarz delikler oluşturabilirsiniz. Fakat bu tarz reinforced duvarları dediğim gibi özel karakterler açabilir. Termite de bunlardan bir tanesi. Özelinize geçerek reinforced bir duvara yerleştiriyorsunuz. Tekrardan özelinize bastığınızda şu şekil büyük bir alan açmış oluyorsunuz ve içerinin kontrolünü neredeyse tamamen ele geçirmiş oluyorsunuz. Fakat karşıda yine aynı şekil şu çakaldan varsa ve duvarı elektriklediyse özelliğiniz şu şekil çöpe gidecektir. Gördüğünüz gibi puf, hatta özellik gitti. Bandit de bu şekil T-Bag'i size emin olun yapacaktır. And sometimes the only way to save a life is to take one. Sıradaki karakterimiz oyunda küfür yemekten annesi meyve tabağı olan bir karakter. Doktor. Peki bu karakter neden bu kadar çok küfür yiyor? Veya da ben mi acaba bu kadar çok küfür ediyorum bu karaktere bilmiyorum. Çünkü özelliğini falan geçtim, rakip üzerinde psikolojik bir baskı kuruyor. Çünkü bu adama HS atmadığınız sürece canını istiyorsanız 1'e indirin. Bu adam kendisini yenileyebiliyor. Şu elinde gördüğünüz şırıngasıyla ister takım arkadaşlarınıza ister de kendinize can verebiliyorsunuz. Bireme bir canımı azaltalım ama öldürmeyelim lütfen. Nasıl yaptın? Allah aşkına kanka. Nasıl yaptın? Hadi bir izleyek. Şunu ranked maçta kaç kere yaptın? Hadi biraz tartışalım mesela. Anlatsana biraz. Hipfire'la kaç kere HS attın tek mermide? Hiç atmadım. Biraz tartışalım mı? Ne dersin? Allah'ım ya Rabbim ya. Çoluk çocukla uğraşıyoruz ya. Minik bir kazanın ardından tekrardan sizlerleyiz. Şimdi gördüğünüz gibi 74 canım var. Ve mouse orta tekerleğine basarak şırıngama geçtim. Ardından tekrar aynı tuşa basarak kendimi boostlamış oldum. Yüzün üstüne her çıktığınızda 1-1-1 azalıyor canınız. Fakat 100'e sabitleniyor. 100'den aşağı inmiyor. Yani kendinizi istediğiniz zaman 100 cana getirebiliyorsunuz. Tabi 3 kere kullanma hakkınız var bu şırınganızı. Aynı zamanda injurken, yani yaralı bir konumdayken kendinizi kaldırmanızı sağlıyor. İbrahim Bey, teker teker sıkarak bir injurlayabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi injur konuma geldim. Normalde bazı özel karakterler hariç hiçbir şekilde yerden kalkamazsınız. Takım arkadaşlarınız gelip sizi kurtarması lazım veya da gördüğünüz kırmızı bar dolduğu zaman öleceksiniz. Fakat doktor da böyle değil.
Eğer ki şırıngalarınız varsa, bitmemişse mouse orta tekerlek tuşunuza basarak gördüğünüz gibi 75 canla yerden kalkabilirsiniz. Sen şimdi naneyi yemedin mi diyerek de kurbanınızı etkisiz hale getirebilirsiniz. Ya acıma yetime döner koyar götüne aslanım. I'd love to show the details of how this device is a masterpiece of design. Quadruple independent gearboxes enabling 0 to 20 in under 4 seconds. 10 kilometers of internal wiring. 1100 expertly machined hand-assembled components. Flawless control at over 300 meters. But all my team needs to know is, does it do the job or doesn't it? And let me tell you right now, it does the job. Sıradaki hücum operatörümüz Twitch. Bir önceki videoda çok berbat bir espri yapmıştım. Tekrar o konuya girmeyeceğim. Karakterin 2 adet şok drone'u var. Şu şekil gördüğünüz gibi şok drone mevcut. Bu şok drone'un özelliği mouse sol tıkına bastığınızda istediğiniz yere ateş etmesi. Bu şok drone'unu şu tarz yerlerde kullanabilirsiniz. Koridora kendiniz çıkmak yerine şok drone'unuzu atıp kendiniz bir güvenli bir köşede saklanıp ardından şok drone'unuz ile giderek kameraları etkisiz hale getirebilirsiniz. Veya karşı takımda Mira varsa, gördüğünüz gibi Mira karşı takım için çok önemli bir karakter. Şu şekil kırmızı boruya sıktığınızda Mira camını açabilirsiniz. Veya da direkt düşmanınıza sıkarak onun canını azaltabilirsiniz. Bu tarz işlevsel olayları var. Aynı zamanda diyelim ki yerde bir Legion tuzağı gördünüz. Veya işte Ela tuzağı gördünüz. Kapgan tuzağı gördünüz. Maestro kamerası gördünüz. Hiç fark etmez. Twitch drone'unuzla o tuzakları, o kameraları da etkisiz hale getirebilirsiniz. We'll stop at 357 Magnum round traveling at 490 meters per second. I trust myself not to move, not to flinch. I trust my teammates. And they trust me. Evet, geçtik şimdi defanstaki bir diğer operatörümüze. Aynı öbür birkaç dakika önce anlattığım şerefsiz doktor gibi, bu da benim tarafımdan çok küfür yiyen bir karakter. Çünkü bir kalıbı var, anladın mı? İnsan bir korkuyor karşına geldiği zaman. Her neyse, özelliği şu. Yere gördüğünüz gibi şu şekil armor çantasını bırakıp 3 tane 1 milyon, 3 tane 1 milyon diyerek armor çantanızı satışa sunabiliyorsunuz. Takımdaki herkes bir adet bu armorlardan alabiliyor. Yani armorun oyunlardaki önemini anlatmaya gerek yok. Aynı şekil düşman karakteriniz de gelip yüzsüzlük, yani böyle bir yüzsüzse düşmanınız da gelip armordan giyebilir. Aman diyeyim, armor çantasına mermi atmayı denemeyin. Yoksa takım arkadaşınız armor alamadan armor çantasına veda etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, sıradaki karakterimiz Montaigne. Ben oyunlarda hiçbir zaman kalkanlı operatörleri sevmem. O yüzden bunu oynamasını da beceremiyorum. Karşıma geldiği zaman da çok sinir oluyorum. Özellik kullanma tuşunuza basarak şu şekil kalkanınıza geçebilirsiniz. Ve kalkanınıza geçtiğinizde hani arkadan falan bir şekilde mermi yemezseniz ön taraftan mermi yemeniz imkansız. Şu an her tarafınız kapalı. Tekrar özellik tuşuna bastığınızda şu şekil yarım kalkana geçiyorsunuz. Hani kollarınız, ayaklarınız falan hafif gözüküyor. Ve şu şekil artık şansa mermi tutarsa tutturuyorsunuz rakibinize. Gördüğünüz gibi çok dağınık gidiyor. Bu tarz bir konumdayken sağ tıka bastığınızda kalkanı indirip şu şekil eğim alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Fakat kafanız falan dışarıda olduğu için ölmeniz de çok yüksek ihtimal oluyor. Veya da yine bu şekil bir konumdayken V tuşuna basarak kalkanınızla şu şekil düşmana tek atabiliyorsunuz. Rakip açısından da gördüğünüz gibi kalkan kapalıyken şu şekil gözüküyor. Hiçbir türlü sizi vurmasına imkan yok önünüzden. Yarım kalkana geçtiğinizde şu şekil dediğim gibi belli başlı birkaç uzvunuzu görebiliyor. Rakip tarafından bir bıçak yerseniz bu şekil kalkanınız açılıyor. Veya da dediğim gibi çok yakınına sokulup şu şekil V tuşuyla tek bir hamlede rakibinizi öldürebiliyorsunuz. But it's too late. They forgot the first rule of survival. A real hunter always watches where he steps. Ve gelelim defanstaki bir diğer operatörümüze. Kapkan karakteri şu şekil kapılar veya da pencerelere tuzak kurabiliyor. Tuzağını ister ayakta atabilirsiniz şu şekil. Fakat gördüğünüz gibi bu rakip takım tarafından tespit edilmesi daha kolay bir tuzak.
Ben bu şekil değil de şu şekil eğilerek atmanızı öneririm. Çünkü ayaktayken şu tarz bir mesafeye, eğildiğinizde de şu tarz bir mesafeye atmış oluyorsunuz. Eğer ki bu tuzağı kırmadan bu kapıdan geçerse bir düşman 50 civarı hasar vuruyor. Tam olarak kaç vurduğunu bilmiyorum ama iki tuzakta falan işini bitirirsiniz yani. Canı azsa falan zaten tek de gidiyor. Şimdi bir de düşman açısından görelim arkadaşlar. İlk kapıdan geçti, tuzağı yedi. Hem info aldınız hem canı gitti. İkinci kapıdan geçince de zaten sümük gibi yapıştı yere. Gördünüz. When a shadow does not match with its surroundings, or when a shape is not where it is supposed to be, the only difference is the stakes. Mine are higher. Sıradaki karakterimiz ise Glass. Sıradan sniperların yanı sıra özel merceği ile kurbanları daha net, daha renkli bir şekilde görebiliyor. Hatta bayağı sarı yanıyor yani kurbanlar. Bu arada kurbanlar dediğime bakmayın. Ben genelde hayatta kalma oyunları oynadığım için düşman yerine kurban kelimesini kullanıyorum. Normalde hani dürbünsüz hali gördüğünüz gibi şu şekil. Hani her dürbünde bu şekil gözükür düşmanınız. Fakat özel dürbünü taktığınızda çok net bir şekilde görebiliyorsunuz düşmanınızı. Gördüğünüz gibi normal dürbün geçtiğinizde yanıyor. Normal dürbün geçtiğinizde sarı yanıyor. Aynı zamanda şu an eşeklik etmişim, smoke almayı unutmuşum. Şurada bir smoke olduğunu düşünün. Bu smoke'un içinden düşmanınız sizi göremez. Fakat siz dürbününüzle baktığınız zaman smoke'un içinden aynı şu şekil, gördüğünüz gibi aynı şu şekil kurbanınız yanarken yine göreceksiniz. Sıradaki defans operatörümüz Tachanka. Kendisi oyunda Lord olarak geçiyor. Yakın bir zamanda buff alacak. Çok fazla değişime uğruyor. Onu da YouTube'dan falan izleyebilirsiniz. Şu an oyuna eklenmediği için gösteremiyorum. Şu anki özelliği de şu. Özellik tuşuna bastıktan sonra mouse sol tıka basılı tutarak şu şekil bir taret kuruyorsunuz arkadaşlar. Bu tareti ister düşman, ister takım arkadaşınız, ister kendiniz hiç fark etmez kullanabiliyorsunuz. F tuşuna basılı tutarak ele geçiriyorsunuz bu tareti ve gördüğünüz gibi şu şekil biraz daha sekiyor. Sağ tıka basılı tutarsanız gördüğünüz gibi cross biraz daha küçülüyor ve daha toplu mermiler atabiliyorsunuz. Yeri göğü inleten güce sahip bir taret. Fakat bunun önüne kalkan koymazsanız alt taraftan çok fazla vurulma riskiniz var. Gördüğünüz gibi tarete geçtikten sonra şöyle bir hal alıyor. Yani alt taraftan falan mermi yeme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden önünüze bir kalkan kurmanız en mantıklısı. Ve diyelim ki önde kalkan var. Tachanka'yı nasıl etkisiz hale getireceksiniz? Şu şekil. Şu gördüğünüz camı kırmanız gerekiyor. Cam kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi yani kabak gibi ortada kalıyor zaten. Fakat o da eşek değilse siz camı kırana kadar sizi vurmuş olur. O yüzden Tachanka'yı bu şekilde karşınızda kalkanlı ve taretli bir şekilde gördüyseniz çok bulaşmayın derim. İşte yanıcıyla, nade'le falan bir şekilde öldürmeye çalışın. Hücumdaki diğer karakterimiz Fuse. Fuse karakteri şu elimde gördüğünüz cihaz ile küçük küçük bombalar fırlatarak rakibe resmen cehennem yaşatıyor diyebiliriz. Bunu soft olan her duvar veya şu şekil gördüğünüz barikatlardan atabilirsiniz. Mesela soft bir duvardan deneyelim. Gördüğünüz gibi özellik tuşunuza bastıktan sonra mouse sol tıkınıza basılı tutarak yerleştiriyorsunuz. Ardından sizden komut bekliyor. Tekrardan özellik tuşuna bastığınızda şu şekil Fuse'unuzu fırlatmış oluyorsunuz. Bunu dilerseniz şöyle göstereyim. Şu şekil bir açıdan izleyelim. Gördüğünüz gibi rakibe bir tanesi bile, o çıkan saçmalardan bir tanesi bile rakibe değdiği zaman çok büyük bir oranda öldürüyor veya da çok büyük can kaybına uğratıyor rakibi. Kırılabilen her zemine karşı yapabilirsiniz. Örneğin şuraya karşı da yapıp aşağı kata da gönderebilirsiniz yani. Düşman açısından da şu şekil bir izlenim oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerleştirdikten sonra tekrar aynı tuşa bastınız ve aşağı kata da bu şekil tuzağınızı yollayabiliyorsunuz. Hani Allah belasını verdi yani, öyle diyelim. They said it could not be done. They said it was designed for tanks. They said I could not make it smaller and more accurate. They said
Defanstaki bir diğer karakterimiz Jaeger. Özelliği olan ADS ile Flash, Smoke, Grenade, Eşim Füzesi gibi birçok şeyi engelliyor. Şu attığınız her bir ADS, bundan 3 kere atabiliyorsunuz. Her bir tanesi 2 tane bomba tutma hakkına sahip. 2 tane bomba tuttuktan sonra devre dışı kalıyor. Yani toplam 6 tane bomba, füze vesaire tutma hakkınız var. Şimdi uygulama olarak gösterelim bakalım rakip açısından flash atıldığı zaman nasıl bir izlenim oluyor. Gördüğünüz gibi flash'ın patlamasını engelliyor ve flash'ı tutuyor. Kırmızı ışığı söndü. Çünkü 2 tane tuttuktan sonra dediğim gibi devre dışı kalıyor. Özelliği bittikten sonra ise gördüğünüz gibi atılan flash'ı tutmuyor. Çünkü 2 tane tutma hakkına sahip. 3. flash sizi cennete yollamış oluyor. Bahsettiğim gibi eşin füzesini de tutabiliyor. İbrahim'e füze fırlatalım. Kapitanın alevli okunu veya smoke atan okunu tutmuyor, haberiniz olsun. Hücumdaki diğer karakterimiz Blitz. Kendisi Mountain kadar geniş bir kalkana sahip değil. Yani şu şekil bir durumdayken ayağınızdan, kolunuzdan vesaire mermi yiyebilirsiniz. Şu şekil çömeldiğinizde sadece kolunuzdan mermi yiyebilir hale geliyorsunuz vesaire. Dediğim gibi kalkanı daha küçük Mountain'e göre, dikkatli olmanız lazım. Fakat Mountain'e göre de avantajı şu. Bu şekil bir durumdayken şöyle deli dana gibi hızlı koşabiliyorsunuz. Aynı zamanda özelliğinizle rakibi gördüğünüz gibi kör edip delirtebiliyorsunuz. Düşman açısından da şu şekil bir görünüm olur arkadaşlar. Tabi belli bir menzili var. Hani çok uzaktan kör edemezsiniz. Belli bir mesafeye girmeniz lazım. Gördüğünüz gibi düşmanınızı kör edip onu ister silahınıza vurabilirsiniz, ister yakınına gidip bıçak atabilirsiniz. Bir kere kör ettikten sonra altta gördüğünüz gibi belli bir miktar dolmasını sağlıyorsunuz. I used to be undercover. I did time. I had to deal drugs. I even had to kill. And I was so good at it that it got me a promotion. Sıradaki operatörümüz Bandit. Bandit defans operatörü için site korunumu konusunda çok önemli bir karakter. Çünkü defansın en önemli duvarlarını elektrikleyerek rakibin açmasını engellemeye veya da onlara zaman kaybettirmeye çalışıyor. Soft duvarlar için koyduğunuz elektriğin bir amacı olmayacaktır. Bandit'in olayı tamamen şu gördüğünüz reinforced duvarlarla ilgili. Şimdi gördüğünüz gibi iki duvarda da elektrik yok. Ve karşı tarafta reinforced duvarları açmaya yarayan karakter olan Hibana var ve özelliğini elektrik olmayan bir duvara attı. Ve duvarı açmayı başardı gördüğünüz gibi. Şimdi bir de elektrik olan duvarda deneyelim. Bu reinforced'umuza elektriğimizi verdik. Gördüğünüz gibi elektrik olan duvara özelliğini attığı zaman özelliği çöp oluyor. Bir kere daha denedi ve özelliği yine yandı. Bu elektriği almadığı sürece istiyorsa buraya 1000 tane atsın o misketlerinden. Hiçbirisi bir işe yaramayacaktır. Bandit'in olayı da bu. Aynı zamanda takımınızda tel veya da kalkan varsa onun dibine bu elektriğinizden attığınız zaman kalkanı veya teli de elektriklemiş oluyorsunuz. O elektriğe giren düşmanların da canı azalıyor. Haberiniz olsun. Ve sıradaki karakterimiz IQ. Bana göre çok daha fazla oynanması, çok daha değer görmesi gereken bir karakter. Çünkü şu gördüğünüz elektronik cihaz ile belli bir mesafedeki kameraları, tuzakları size gösteriyor. Normalde gördüğünüz gibi şurada bir tane kamera var. Özelliğinize geçtiğinizde size söylüyor. Gördüğünüz gibi burada bir kamera olduğunu söylüyor. İsterseniz bu kamerayı şu şekilde duvardan da vurabiliyorsunuz. Veya da karşı takımda Legion varsa, bakın şu an şurada tuzağı var Legion'ın. Hani dibine girdim. Hani anca görüyorum. Ananı bastım. Çok pardon. Çok pardon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuzağı şurada. Hani bilmeme rağmen çok az gözüküyor yani. Fakat özelliğine geçtiğimizde diyor ki burada bir tuzak var kardeşim. Buna dikkat et diyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi aşağıdaki kamerayı da gösteriyor bize. Ve bu tuzağı bir tane mermiyle alabiliyorsunuz. Onun harici diyelim ki site yukarı taraftır. IQ ile aşağıdan oynayarak
üst taraftaki elektronik cihazları vurabilirsiniz. Yine aynı şekilde aşağıdan şu şekil traplerini görüp alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm Legion traplerini aşağıdan görüyorum ve bu takımınız için gerçekten çok büyük fayda sağlar arkadaşlar. Elektronik herhangi bir cihazla etkileşime giren bir karakter olursa, yani kameraya geçen Echo, ne bileyim Pulse kardiyak sensöründeyse falan, onu da bu şekilde görebiliyorsunuz. Sıktığınız zaman öldürme ihtimaliniz bile olabiliyor. Ve geldik defanstaki bir diğer operatörümüz olan Frost'a. Frost şu şekil gördüğünüz paspaslarla kurbanları resmen fare gibi avlıyor diyebiliriz. Şöyle önce normal bir alanda gösterelim. Bu gördüğünüz tuzak ile, hani siz bu tuzağa basamıyorsunuz, takım arkadaşınız da basamıyor. Fakat düşmanınız bastığı zaman direkt olarak injurlanıyor arkadaşlar. Canı isterse 100 olsun isterse 1 olsun hiç fark etmez. Eğer ki sona kalan kişi ise buna bastığı takdirde direkt ölüyor. Injur falan olayı yok. Hani Zofia falan değilse. Bunu bu şekil, hani gidip site'in ortasına değil de şu şekil düşmanlarınızın girebileceği pencerelere veya da nasıl bir taktik yaparsınız? Kalkan atarsınız, tamam mı? Adam bu kalkandan zıplamak zorunda olacağı için kalkanın arkasında bir tane tuzak atarsınız. Yani şuradaki boşluğu yok sayın. Hani bu kalkandan atlamak zorunda adam. Bu kalkandan atladığı zaman eğer ki bunun farkında değilse bu tuzağa basacaktır vesaire gibi taktikler yapabilirsiniz. Bu paspasınızı bombayla, çekiçle veya da sıkarak kırabilirler. Hani mermi de işe yarıyor. Pencere altındaki tuzaklardan da şu şekilde kurtulabilirsiniz. Hücum tarafı için anlatıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde göremezsiniz. Yani istediğiniz açıya geçin, o tuzağı göremezsiniz. Eğer bombanız falan da yoksa onu kıramayacaksınız. Fakat şöyle bir şey yapabilirsiniz. Pencereden atlarken aşağı doğru birkaç mermi atmanız şu şekil tuzağa basmadan havada kırmanızı sağlayacaktır. Rakibiniz açısından da nasıl gözüktüğüne hemen bir bakalım. Son kişi olduğu için tuzağa bastığı takdirde direkt ölecek. Gördüğünüz gibi canının hiçbir önemi yok. Canı 100 olmasına rağmen düşmanımız sizlere ömür. Sıradaki hücum operatörümüz Buck. Buck karakteri de dikey oyun için, yatay oyun için çok önemli bir hücum operatörü. Özelliği şu, normal silahınız şu iken orta tekerleği bastığınızda gördüğünüz gibi silahınızı pompalıya çeviriyorsunuz. Hani bir saniye bile geçmeden silahınızda değişim oluyor. Normal bir pompalıdan farkı ise şu, kodumu oturtuyor, gördüğünüz gibi kocaman bir delik açıyor. Tabi bunu reinforced duvarlara yapamıyor, şu şekilde gördüğünüz soft duvarlara bu şekilde delikler açabiliyor. Onun harici aynı Sledge karakteri gibi bu şekilde kırılabilen zeminlere açarak savunma takımına zor anlar yaşatabiliyor. Fakat Buck'ı Sledge karakterinden ayıran en büyük özellik ise hem yukarıdan aşağıya hem aşağıdan yukarıya delik açabilmesi. Mesela site yukarıdadır, siz o adanın aşağısına girersiniz ve aşağıdan bu şekilde delikler açarak site yukarınızda olmasına rağmen aşağıdan da kurbanları rahatsız edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi neredeyse tüm site açacak kadar pompalınız var. Tango in my sights. Defanstaki bir diğer karakterimiz Valkyrie. Defans takımının info alması açısından çok önemli bir karakter ve bu oyunda info, hatta FPS oyunlarında info biliyorsunuz ki çok önemli bir şey. Önce normal bir yerde gösterelim. Şu şekil bir tane kamerası var Valkyrie'nin ve bu kamera 360 derece dönebiliyor. Bu kameranızı attığınız zaman tekrar yanına giderek fast tuşuna basılı tutarak alabiliyorsunuz. Yani konumu değiştirilebilen bir kamera. Tabi bunu atarken hani bu şekil kabak gibi gözükecek duvarlara değil de hani şu şekil gizleyebileceğiniz yerlere, mesela şuraya attığınız zaman gördüğünüz gibi kurban hani oraya niye baksın, anladın mı? Hani tecrübeli biri ise bakar. Kameranıza geçtiğinizde gördüğünüz gibi bu saati neredeyse komple görüyorsunuz. İstediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz. Kameranızı isterseniz dışarı atabiliyorsunuz. Aynı şekil gördüğünüz gibi dışarıda düşmanınızı görebiliyorsunuz. Şu şekil scanleyebiliyorsunuz fakat bunu çok önermem. Kameranızın yerini boşa belli etmiş olursunuz. Yani aklınıza gelebilecek her yere atabilirsiniz arkadaşlar. Fırlat duvara, yere fırlat, tavana fırlat. Onu çiğ köfte gibi oraya yapıştırdınız ama bir daha alamazsınız oradan, da haberiniz olsun. Böyle istediğiniz yere atıp info toplayabilirsiniz arkadaşlar. Tango spot. Mounting rifle shield. Sıradaki karakterimiz Blackbeard. Blackbeard karakterinin özelliği şu şekil, camdan bir
kalkan takması ve bu kalkanın tam olarak kafasını kapatması, yani önden HS yemesini engellemesi. Bu cam yaklaşık olarak 2 tane HS yemenizi engelliyor. Yani kurban size bir tane HS atarken siz de ona HS attıysanız sizin canınız 100, kalkanınız kırılmış bir şekilde devam ediyorsunuz. Onu da öldürmüş oluyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi düşmanımız burada ve bana HS atacak. Bakalım camım beni koruyacak mı yoksa kandırmışlar mı bize? Ananın Ne oldu la? Cam nerede? Cam nerede oğlum? Camım vardı benim. Oğlum cam vardı, pıçıvım diye içinden mermi geçti. Nasıl oldu lan o? Evet arkadaşlar, yine minik bir bug'a yakalandık. Siz de gördünüz, yani camım takılı olmasına rağmen camımın içinden mermi geçti. Bayağı saçmaydı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki tane HS yememe rağmen normal şartlarda bir insanın İbrahim Tatlıses değilse eğer HS yedikten sonra ölmesi lazım değil mi? Fakat camım olduğu için ilk HS'de camım çatladı, ikinci HS'de de camım kırıldı. Evet, şimdi bu camın önemini daha iyi anlamamız için iki taraf da birbirine aynı anda HS atacak. Benim camım çatlayacak, karşı taraf ise ölecek. Bu kadar. Olay bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da bana HS attı, ben de ona HS attım. Gördüğünüz gibi benim camım çatladı, o ise öldü. Ben 100 canlı bir şekilde yoluma devam ediyorum. I'm coming for you. Şimdi defanstaki bir diğer karakterimiz Caveira. Gerçekten kendisi çok sinsi bir karakter. Ve özelliği şu arkadaşlar. Normalde bir karakterle hızlı koşarken şu şekilde bir ses çıkarırsın. Yani düşmana dersin ki bak kardeşim ben buradayım, bak bu da ayak sesim, beni vur. Caveira'nın özelliğinde ise hani neredeyse ayak sesi çıkmıyor, bir de bu düşman açısından daha az duyuluyor. Çok sinsi bir şekilde düşmanları arkalayıp onlara sokulabiliyorsunuz. İncür olan, yaralanmış olan bir düşman bulduğunuzda yanına giderek F tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve hayatta kalan diğer tüm arkadaşların yerini belli bir saniye boyunca hem siz hem takım arkadaşlarınız görmüş oluyorsunuz. Yani rakip takımın bütün infosunu almış oluyorsunuz. Gerçekten çok önemli. Gelelim hücumdaki bir diğer karakterimize. Sıradaki operatörümüzün adı Capitao. Capitao karakterimizin bir tane şu şekil arbaleti var. Bu arbaletle hem yanıcı hem de sis bombası atabiliyorsunuz. İlk elinize aldığınızda başlığı gördüğünüz gibi turuncu arbaletin. Bu demek oluyor ki şu an yanıcı mermidesiniz. Bolu'nun B'si tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi o başlığı mavi hale getiriyor. Bu da demek oluyor ki şu an sis bombası modundasınız. Birer tane deneyelim. Gördüğünüz gibi şu an yanıcı modundayım. İster şu şekilken atabilirsiniz, ister aim açıp atabilirsiniz, fark etmez. Aim attığınız yere gidecektir. Ve yani samanyolu alev efekti gibi bir efektle karşılaşacaksınız. B'ye bastık, smoke moduna geçtik. Ve smoke'umuzu da attık. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı bir karakter. Diğer karakterlerin işte bombasını, sis bombasını, flash bombasını vesaire tutan operatörler var defansta. Ama Capitao'nun tek counter'ı Vamai. Yani Jaeger'ın ADS'leri vesaire hem smoke bombasını hem alevini engellemiyor Capitao'nun. Gördüğünüz gibi alevimizi bıraktık. Rakip takımı mefta etti. Uzun bir süre kalıyor alev orada. Çok fazla alanı kapsıyor gördüğünüz gibi. Ve çok fazla vuruyor. Sıradaki defans operatörümüz Echo. Echo'nun iki tane şu şekil Yokai adı verilen drone'u var. Bu drone'u şu şekil tavanlara sabitleyebiliyorsunuz. Her bir drone'unuzun iki tane ateş etme hakkı var. Sonradan yenileniyor. Drone'unuzun amacı rakibi sersemletmek. Crosshair'ınızı rakibin üstüne getirip sol tık yaptığınızda gördüğünüz gibi rakibi sersemletmiş oluyorsunuz. Ve yine aynı şekilde ekranda gördüğünüz gibi kafası bulanık bir hale geliyor. O şekil bir görünüm oluyor yani. Ve kurtulması da bir hayli uzun sürüyor. Aynı zamanda rakibiniz eğer bomba kurarken ateş ederseniz bombanın animasyonu iptal ediyor. Yani rakibiniz bombayı bırakmış oluyor istese de istemese de. Gördüğünüz gibi bomba kurmaya oturdu. Bomba kurarken ateş ettim ve bomba animasyonu iptal oldu. Sinir bozucu. Aynısını bir kere daha yaptım. Yine iptal oldu. Nerede lan bu drone diye sonra rakip drone'unuzu aramaya başlıyor. Sinir bozucu bir karakter diyebiliriz Echo için.
Evet gençler, geldik sıradaki karakterimiz olan Hibana'ya. Hibana 35. sefer söylediğim üzere Reinforce açmak için önemli karakterlerden bir tanesi. Özelliğine geçtikten sonra sağ tıka basılı tutarak gördüğünüz gibi kendinize bir alan belirliyorsunuz. Belli bir limit var, biraz daha yakınlaşayım. Gördüğünüz gibi. İsterseniz soft duvarları da açabilirsiniz. Sağ tıka basılı tuttunuz, konumu belirlediniz, sol tıkla ateş ettiniz. Ardından bir kere daha özellik tuşuna basıyorsunuz ve misketleriniz açılıyor gördüğünüz gibi. O bölge komple açılmış oluyor. Eğer ki rakip takımda bandit varsa ve duvara elektriklediyse, duvara misketlerinizi atmanıza rağmen şu şekil bir görünüm olacaktır. Gördüğünüz gibi misketleriniz hiçbir işe yaramadı. Bir de şöyle bir olayı var. Diyelim ki buraya misketlerinizi attınız. Siz patlatmadan önce veya da patlatırken bu misketlerinizi kırabiliyorlar arkadaşlar mermiyle. Yani diyelim ki animasyonu başlattınız. Şu şekilde animasyonu başlattınız. Gördüğünüz gibi mermiyle bunları kırıyorlar ve patlamasını engelliyorlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim defanstaki bir diğer önemli karakterimiz olan Mira'ya. İsterseniz şu şekil soft bir duvara, isterseniz de şu şekil bir reinforce'a Mira cama atabilirsiniz. Bu şekil soft duvara attığınızda çok sağlıklı olmuyor, onun nedenini de birazdan anlatacağım. Şu şekil reinforce'u duvara Mira cama attığımızı varsayalım. Mira camından gördüğünüz gibi rakibinizi çok net, çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Diğer taraftan görünüşü ise şu şekilde. Yani rakibiniz sizi şu şekilde görüyor. Cam kapalı olduğu için hiçbir şekilde sizi göremiyor. Dolayısıyla siz rakibinizi görüp yan duvardan çıkıp pikleyip rakibinizi vurabiliyorsunuz. Eğer ki rakibiniz bu pompaya bir şekilde ateş ederse veya da gördüğünüz şu lanet olası Twitch drone'uyla bu pompaya vurursa gördüğünüz gibi açılıyor camınız ve siz onu görüyorsunuz yine, evet, fakat o da sizi görmüş oluyor gördüğünüz gibi, yani rahat bir şekilde pikleyemiyorsunuz. Şimdi bir tanesi bu gördüğünüz gibi bu şekilde atabilirsiniz. Yanı isterseniz bu şekilde bırakırsınız, isterseniz pompayla açarsınız. Buradan görüp piklersiniz. Sizin bileceğiniz iş. Bir tane şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şu ayakta değil de şöyle eğilirsiniz. Soft duvara atarsınız. Bu şekilde buradan görüp yukarıdan çıkıp piklersiniz gibi gibi. Ama bu çok riskli. Dediğim gibi alttan mermi yiyebilirsiniz vesaire. Yani her site'da yapılmaz bu. Özel site'larda yapmanız lazım. Veya da iki duvarı da reinforce'larsınız. Bu Mira'nın yanına, şu Mira'nın yanına bir tane daha şu şekil şuraya Mira atarsınız. İki Mira camı yan yana olur. Buradaki Mira camını açarsınız. Bu Mira camından görüp bundan çıkıp vurursunuz. Bu tamamen sizin oynayış tarzınızla alakalı. Vía libre, puedo seguir el rastro. Hücumdaki diğer karakterimiz Çakal abimiz. Bu abimizin olayı şu. Özelliğine geçtiği zaman düşmanın ayak izini takip edebilmesi arkadaşlar. Peki bu ayak izi ne işe yarıyor? Bu gördüğünüz ayak izine crosshair'ınızı getirip F tuşuna basılı tuttuğunuzda düşmanı analiz ediyor. Hangi karakter olduğunu size söylüyor ve belli bir süre boyunca düşmanınız yer değiştirmesine rağmen gördüğünüz gibi adım adım düşmanınızı spotluyor. Diyor ki buraya gitti diyor. Gördüğünüz gibi buraya gittiğini görüyorsunuz. Aşağı atladı. Aşağıda da bildirim verdi gördüğünüz gibi. Hatta bazı anlarda düşmanınız yerini görüp şu şekil wallbanglerde deneyebiliyorsunuz. Gelelim sıradaki operatörümüze. Karakterimizin adı Legion. Hücum takımı adına gerçekten çok büyük sıkıntı olan bir karakter. Çünkü gördüğünüz şu attığı tuzak ile hem tuzağın gözükmesi zor. Yani bu şekilde belirgin bir kapıya attıysanız tabii ki düşman takımı bunu vuracaktır. Onda sıkıntı yok ama atacağınız yerleri bir süre sonra belirginleştirirsiniz. Onda sıkıntı yok. Düşmanınız bu tuzağa bastığında ses çıkartıyor. Tuzağı çıkartana kadar hızı yavaşlıyor. Ve minicik de olsa yavaş yavaş canı azalıyor. Her türlü sinir stres kurbana bulaşıyor yani. Düşman açısından tuzağa bastığı zaman nasıl bir görünüm oluyor ona bakalım hemen. Gördüğünüz gibi ses verdi ve F tuşuna basarak tuzağını çıkarttı. Tuzağa bastıktan sonra sürekli duyduğunuz gibi ık ık diye ses çıkartıyor ve yerini belli ediyor.
Sıradaki karakterimiz ise Ying. Ying karakterinin 3 tane Kandela adı verilen flash topları var. Şimdi arkadaşlar özellik tuşunuza bir kez basıp kandelanızı fırlattığınızda önce biraz ilerleyecek kandelanız, sonra patlayacak ve düşmanınız isterse arkası dönük olsun, istiyorsa amuda kalkmış olsun, hiç önemi yok. Her türlü kör olmuş olacak. Gördüğünüz gibi bir kere bastık attık, biraz ilerledi, ardından patladı ve düşmanınızı kör bıraktı. Bir diğer tarz da şu, eğer ki hemen patlamasını istiyorsanız kandelanızın, özellik tuşuna basılı tutuyorsunuz ve ortadaki 3 tane bar beyaz yandığı zaman, aktif hale geldiği zaman tamamlanmış oluyor. Bu fırlattığınız an direkt yapışıp patlayacak demektir. Yani az önceki gibi ilerlemeyecek demektir. Gördüğünüz gibi attım, oturduğu yerde direkt patladı ve rakibinize kaçma fırsatı bile vermedi. Bir de şöyle bir versiyonu var. Yine aynı şekil ortadaki 3 beyaz barı dolduruyorsunuz özellik tuşunuza basılı tutarak. Duvara yaklaştığınızda gördüğünüz gibi 3 tane top ortada birleşiyor. Bu 3 top ortada birleştiği zaman duvara sabitliyor kandeleyi. Şu şekil gördüğünüz gibi. Ve ardından buradan fırlatmaya başlıyor. Düşmanınız yine kör, gördüğünüz gibi. Gerçekten site'a giriş açısından, rush açısından çok önemli bir karakter diyebiliriz. It's a brutal, dangerous world out there. But I found my way. Chaos is my home. And I'll make sure you never escape it. Sıradaki karakterimiz Ela. Bu da girişlere tuzak yerleştirerek düşmanın o kapıdan girdikten sonra kafasının bulanmasını, görüşünün zorlaşmasını sağlayan bir karakter. Şu gördüğünüz gibi elimde gördüğünüz tuzağı. Bunu istediğiniz yere atabilirsiniz. Kapının altına, üstüne, pencere girişine vesaire hiç fark etmez. Şu şekil mesela kapının üstüne bırakabilirsiniz. Düşmanınız gelip şu kapıdan geçtiği zaman büyük bir sersemlemeye uğrayacaktır arkadaşlar. Tuzağınızı istediğiniz zaman geri de alabiliyorsunuz bu arada. Şimdi şu girişimize tuzağımızdan bir tane bırakalım ve düşman açısından bakalım geçtiği zaman nasıl bir efekt oluyor. Düşmanımız geldi, içeri girdi ve kafası bir hayli bulandı diyebiliriz. Yolunu şaşırdı yani. Hani geri gidiyor, hadi tamam eyvallah kardeşim diyor. Geri gidiyor yani. Aynı zamanda eğer ki bu tuzağınız buradayken bu kapıdan Montaigne yani kalkanlı karakter geçerse otomatik olarak kalkanı açılmış oluyor, haberiniz olsun. I decide when to restrain and when to kill. Only the best call the shots. Sıradaki bir diğer karakterimiz Zofia. Zofia karakterinin özelliği şu. Altta gördüğünüz gibi B tuşuna basıp silahınızın işlevini değiştirebiliyorsunuz. Şu anki olduğu görünüm delici mermi anlamına geliyor. Yani bunu duvara attığımda soft bir duvarı kırabilirim demek. Şu gördüğünüz işaret ise herhangi bir bölgeye fırlattığınızda o bölgede düşman varsa düşmanın kafasını bulanıklaştırıyor, görüşünü zorlaştırıyor, ses kasmasını engelliyor. İlk önce delici mermi özelliğini deneyelim. Gördüğünüz gibi soft bir duvar. Fırlattım ve duvarımız büyük bir oranda açıldı. Her birisinden ikişer tane merminiz var. İki tane delici, iki tane sersemletme hakkınız var. B'ye bastık, sersemletmeye geçtik. Sersemletme için de şöyle bir ipucu verebilirim arkadaşlar. Eğer ki bu sersemletmeyi fırlattığınızda anında patlıyorsa o bölgede düşman var demektir. Belli bir süre sonra patlıyorsa düşman yok demektir. Bunu şu şekilde özetleyebilirim. Atıyorum, şuraya atayım, tamam mı? Bakın. Attım. Biraz bekledi, sonra patladı. Bir de düşmanın olduğu bir yere atalım, gördüğünüz gibi. Anında patlıyor. Bu da size orada bir düşman olduğunun infosunu veriyor. You never saw me coming. Don't feel so bad. Nobody ever sees me. I'm in everyone's blind spot. Defanstaki bir diğer operatörümüz arkadaşlar Vigil. Vigil karakterinin özelliği şu. Normalde hücum takımı drone attığı zaman siz drone'u vurana kadar sizin yerinizi görür. Nerede olduğunuz hakkında bilgi alır. Fakat Vigil'sanız özelinize geçerek gördüğünüz gibi altta bir frekans oluşturdum. Bu sayede drone sizi görmez özelliğiniz bitene kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an özelliğimde değilim ve bu drone beni normal bir şekilde görüyor. Bir de özelliğime geçeyim. Gördüğünüz gibi drone'un önünden kayboldum.
sadece frekansımı görüyor. Yani burada Vigil olduğunu biliyor ama fiziksel olarak nerede olduğunu bilmiyor asla. Özelliğim bittikten sonra tekrardan görünür hale geliyorum. Your phone is ringing. Here. Let me get that for you. Evet arkadaşlar, hücumdaki bir diğer karakterimiz Dokkavi. Bu karakterimiz savaş ortasında milleti arayarak onların telefonunun çalmasını sağlıyor. Böylece rakibinizin nerede olduğunu ses kasarak anlayabiliyorsunuz. Şimdi hemen bir uygulamalı gösterelim. Gördüğünüz gibi savaşın ortasında malım arıyorum yani savaşın ortasında. Onlar da telefon taşıyor. Gördüğünüz gibi aa! Bakın mesela buradayım, görmüyorum adamı. Ama telefonu çaldığı için onu duydum ve burada olduğunu anladım. Fakat şöyle bir durum var. Düşman takımında eğer şu gördüğünüz jammer varsa, siz aradığınızda telefonu çalsa bile jammer'ın yanına gittiği zaman telefonun çalması duruyor. Veya da jammer'ın yanındaysa telefonu hiç çalmıyor. Örnek olarak görebiliriz. Şu an çalıyor. Ve jammer'ın yanına gittikten sonra telefonun çalması durdu. Bu sinyal kesici cihaz. Tabii ki telefonun da sinyalini kesiyor. Defanstaki bir diğer karakterimiz Maestro. Şu gördüğünüz cam göz ile info toplayabiliyor, rakibin canını azaltabiliyor vesaire vesaire. Kameranıza geçtiğinizde göz gibi şu şekilde bir görünüm elde ediyorsunuz. Bu şekildeyken size mermiyle zarar veremezler. Fakat şu şekil camınızı açarsanız, şu camınız açıkken mermi geldiği takdirde kameranız kırılır. Camınız kapalıyken ateş edemezsiniz. Camınızı açtıktan sonra sağ tıkla açıyorsunuz camınızı. Sağ tıkla camınızı açtıktan sonra cross'u getirdiğiniz yere sol tıkla gördüğünüz gibi ateş edebiliyorsunuz. Düşmanınıza yaparsanız 5-5-5-5-5 hasar verirsiniz. Şu şekil hasar verebiliyorsunuz. Canı gidiyor 5-5-5 dediğim gibi. Camınız kapalıyken hiçbir şekilde mermiyle size zarar veremez. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kameranızı devre dışı bırakamıyor. Fakat bir de camı açtıktan sonra deneyelim. İbrahim Bey bir daha tarayalım. Evet. Hani yumruklarda kırılmıyor ya. Onu gösteriyordum ben. Bak Rey Mysterio. Bir önceki bölümden seni hatırlıyorum bak. Tamam arkadaşlar neyse. Camı açıkken gördüğünüz gibi yumruk vurunca da normalde kırılmıyor. Ama camı açtıktan sonra yumruk vurunca veya mermi sıkınca kırılıyor. Anlamışsınızdır Maestro mantığını. Onun harici karşıda sledge varsa çekiciyle kırabilir. Veya da twitch varsa bir kere vurduktan sonra gördüğünüz gibi kameranızın önce camını açıyor. Ardından ikinci vuruşta da kameranızı devre dışı bırakıyor. Maverick varsa kameranızı yakabilir. Ash varsa kameranıza delici mermi fırlatabilir. Zofia varsa keza aynı şekil delici mermi fırlatabilir vesaire vesaire. Ama onun harici düz bir mermiyle siz camınızı açmadığınız sürece imkansız sizi almaları, haberiniz olsun. Illusions are fatal. If you waver, you're mine. If you pick wrong, you're mine. Alive karakterinin özelliği şu. Osman seni çizdim he diyerekten kendi klonundan bir tane bırakıyor. Tabi bu klonu bu kadar açık bir yere atarsanız şu altındaki gördüğünüz uzun çubuğa sıkarak klonunuzu devre dışı bırakırlar arkadaşlar. Kırılmış olur yani. Klonun ayağının gözükmeyeceği yerlere atarsanız size bu şekil etrafının beyaz yandığına bakmayın. Kurbanı bildiğiniz sanki burada Alive varmış gibi bir izlenim yaratıyor ve buradan piklediği zaman buna sıkınca yeri belli olmuş oluyor. Şu şekil cam diplerine de atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi klona sıktıktan sonra belli bir süreliğine yeri gözüküyor ve bu size çok büyük bir info veriyor arkadaşlar. Klonunuzu kırması için şu altta gördüğünüz bara bir kere sıkması yeterli. Klonun içinden geçtiği zaman yine size bildirim geliyor. İlla sıkmasına gerek yok. Veya da bu klonun içine drone soktuğu zaman size yine bildirim geliyor. Haberiniz olsun. Some enemies are invisible. But the CBRN threat unit is Rainbow's shield against those enemies that can kill you with a single drop of blood. Nanobots online. Hücumdaki bir diğer karakterimiz Lion. Lion karakteri rakibin hareketini engelleyen bir sensör yolluyor. Daha doğrusu şöyle, rakip eğer hareket ederse
size bir bildirim geliyor ve yerini görüyorsunuz. Eğer ki hareket etmezse özeliniz bir işe yaramıyor. Bastım. Gördüğünüz gibi özelliğimi kullandım ve hareket ettikçe rakibin bildirimi geldi. 1,5, 2, 2,5 saniye boyunca falan yerini gördük, info aldık. Fakat hareket etmezse yeri bize gözükmüyor. Onu da deneyelim. Özelliğimi tekrardan kullandım. Şu an hareket etmiyor ve gördüğünüz gibi bize hiçbir taraftan bildirim gelmiyor. Koş, deliler gibi koş. Amana. Sarin gas. Ebola. VX gas. Chimera viruses. Some enemies are invisible. But the CBRN threat unit is Rainbow's shield against those enemies that can kill you with a single drop of blood. Nanobots online. Big Brother coming in for Overwatch. Sıradaki karakterimiz Finca. Finca karakterinin özelliği birçok işe yarıyor diyebilirim aslında. Fakat en belirgin özelliği sizin recoil'inizi ortadan kaldırması. Yani silahınızın sekmesini engelliyor arkadaşlar belli bir süreliğine. Şimdi önce hiç kontrol etmeyeceğim. Normal bir sprey atalım. Gördüğünüz gibi yüksel tarça kadar şanlı Finca diyoruz. Bir de özellik bastıktan sonra atalım. Aynısını. Ne kadar daha yavaş sürede yukarı çıktığını görüyorsunuz. Tek yapmanız gereken azıcık bir şey kontrol etmek. Gördüğünüz gibi dümdüz bir sprey gidiyor. Mesafeyi biraz daha arttırayım. Normal bir sprey gördüğünüz gibi istediğiniz kadar toparlayın bir şekilde dağılıyor. Bir de özellik attıktan sonra sprey. Gördüğünüz gibi nereye tutarsanız dümdüz bütün mermileriniz oraya gidiyor. Takımdaki herkesin işine yarıyor bu, haberiniz olsun. Sadece sizin değil. Takımdaki herkesin spreyini düzeltiyor. Takımdaki herkese artı 20 can ekliyor. Belli bir süreliğine tabii ki bu özelliğinizi kullandığınız sürece. Özelliğiniz durduktan sonra bu iki özellik de devre dışı kalıyor. Aynı zamanda diyelim ki takımınızdan birisi injur. Siz özelliğinizi kullandığınızda takımınızdaki arkadaşınız otomatikman yerden kalkmış oluyor ve 5 canla maça devam ediyor. Sıradaki defans karakterimiz Clash. Clash karakteri defanstaki tek kalkanlı operatör ve kalkanı açıp şu şekil gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı Mountain karakterinde olduğu gibi önünüzden, yanınızdan falan hiçbir şekilde size mermi sıkamıyorlar. Fakat Mountain'den farkı ise şu. Şu noktayı düşmanınızın üzerine getirip sol tıka bastığınızda ona elektrik vererek gördüğünüz gibi hızını yavaşlatabiliyorsunuz. Ne kadar mutlu gidiyordu anladın mı? Ben balığım diye dolanıyordum mesela, bir an hızı yavaşladı, yani bir zombi gibi yürümeye başladı. Gördüğünüz gibi normal yürürken elektrik verdikten sonra bayağı embesele dönüşüyor. Hızı yavaşlıyor ve aynı zamanda size sıkamadığı için, yani kalkandan hasar veremediği için takım arkadaşlarınıza burada, burada vesaire gibisinden spotlayabiliyorsunuz. Fakat sizin yanınıza gelip bıçak atarsa kalkanınız açıldığı için bacağınızın bir kısmından sizi vurabiliyor. I was trapped for a long time. Lived and seen things you couldn't imagine. Now I see things in a different light. Sıradaki karakterimiz Maverick. Maverick, Rainforce açımı için hücumdaki çok önemli karakterlerden bir tanesi. Çünkü elektrikli Rainforce'u açma işlevine sahip. İlla Rainforce mu? Hayır. Şu şekil barikata küçük bir delik kondurabilirsiniz. Ama buna ne gerek var değil mi? V ile vuraç işte. Ne bileyim, soft duvara şu şekil küçük bir delik oluşturup pikleyebilirsin ama duvarın yanı açık olduğu için buradan sprey yersin, ölürsün. En işlevli olduğu yer Rainforce'lar. Rainforce'lara giderek Hibana Termite gibi büyük geniş bir alan değil de şu şekil küçük bir delik açıp içeriye rahat rahat pikleyebilirsiniz. Tabi tek bir delik açıp bu tek delikten piklerseniz düşmanınızın bakacağı tek açı olduğu için sizi direkt buradan avlar. Onun yerine farklı farklı noktalara bu şekil delikler bırakarak düşmanınızın kafasını karıştırabilirsiniz. Bir o delikten bir o delikten pikleyerek en azından kendi ölme ihtimalinizi daha az bir yüzdeye çekebilirsiniz. Şimdi Maverick'i Hibana ve Termite'dan ayıran en büyük özellik ise şu. Az önce söylediğim gibi diğerleri elektrikli Rainforce'lara hiçbir şey yapamazken Maverick bana mısın demiyor. Gördüğünüz gibi şu an bu duvarda elektrik var. Bakın canım gidiyor. Bayağı elektriği verdi buraya. Fakat Maverick diyor ki umurumda değil kardeşim. Ben yine açarım. Hani başlarım senin elektriğini diyor, anladın mı? Maverick yine elektrik falan dinlemeden bu duvarı açabiliyor arkadaşlar.
Break your back against the mountain. Sıradaki karakterimiz Kayit. Kayit de defanstaki reinforce tutma amacı güden bir karakter. Bandit'ten farkı şu. Bandit hani reinforce'ların önüne atıyor ya, mecbur buraya atmak zorunda, yani dibine atmak zorunda elektriklemek için burayı. Kayit ise hani sizin istediğiniz bir tarafa, hani şu köşeye de atabilirsiniz, bu köşeye de. Fakat 3 reinforce'a da etki etmesini istiyorsanız tam ortasına atarak gördüğünüz gibi belli bir çember doluyor. Ve 3 reinforce'u da elektrikledik. Hani Bandit'e göre daha vurulması zor, tahmin edilmesi zor yerlere atabiliyorsunuz. Hiçbir farkı yok Bandit'ten. Yine elektriklemiş oluyor. Termite Hibana'yı yine engellemiş oluyor. On the highest peaks I found the wind. Now I let it clear my path. Sıradaki operatörümüz Nomad. Nomad karakteri şu gördüğünüz özelliğiyle düşmanların bir saniye boyunca yere düşmesini, aynı zamanda da info almanızı sağlıyor. Şu sayede oyun oynayacaksınızdır, tamam mı? Arkanızdan gelip, şu kapıdan gelip sizi vurma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla şuraya bir tane tuzak bıraktığınız takdirde buraya çok rahat bir şekilde pikleyebiliyorsunuz. Arkanızdan geldiği zaman hem ses çıkaracağı için hem de 1-1,5 saniyeliğine hareketsiz kalacağı için kurban, yere düşeceği için dönüp onu vurma ihtimaliniz de oluyor. Düşmanınızın açısından nasıl gözüktüğünü izleyelim. Tuzağımız orada gördüğünüz gibi geçecek ve yere düştü. Bir 1 saniye, 1,5 saniyelik bir animasyona girdi ve dediğim gibi ses çıkarttı. Bunu illa kapıları değil, yerleri falan, hani şu tarz bir yere de saklayabilirsiniz mesela. Hareket ettikten sonra gördüğünüz gibi. Oğlum. Ne oldu be? Böyle bir yere de rakibimizi sokabilirsiniz arkadaşlar. Gridlock deploy tracks. Evet arkadaşlar, defanstaki bir diğer karakterimiz Mozi. Mozi karakterine dızcı diyebiliriz. Çünkü rakip takımın dronlarını çalıyor. Şu şekil mesela, rakibin drone'u sokmasını beklediğiniz kapılara tuzağınızı bırakarak rakip drone'ları ele geçirebilirsiniz. Rakibimizin drone'u geldi ve tuzağımız gördüğünüz gibi drone'u ele geçirdi arkadaşlar. Kamera tuşuna basarak bu drone'a geçip kendiniz kullanabiliyorsunuz. Sınırsız süreliğine drone kırılana kadar sizin olmuş oluyor. Veya da drone hareket ederken yakınına atıp direkt drone'u bu şekilde yakalayabiliyorsunuz. Sıradaki karakterimiz Gridlock. 3 adet fırlatılabilir tuzağınız var ve düşmanınız bu tuzağa girdiğinde hem yavaşlıyor, hem ses çıkartıyor, hem de belli bir oranda canı azalmaya başlıyor. Şöyle açık bir alanda gördüğünüz gibi tuzağımız yavaş yavaş açılıyor ve büyük bir alanı kaplıyor diyebiliriz. Bu tuzakları mermiyle kırabiliyorlar, haberiniz olsun. Şimdi düşmanımızın açısından bir tuzağa bastığı zaman nasıl işliyormuş bu sistem, ona bakalım. Gördüğünüz gibi ses çıkarıyor ve hızı yavaşlıyor. Evet arkadaşlar, sıradaki defans operatörümüz Warden. Warden karakterinin özel bir gözlüğü var ve sabit dururken, hareket ederken değil, sabit dururken bu özelliğinize geçtiğinizde özelliğiniz bitene kadar smoke içinden düşman görebiliyorsunuz. Aynı zamanda gelen flashlara kör olmuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir smoke geldi. Özelliğime geçtim ve smoke içinden düşmanı görebiliyorum rahat bir şekilde. Orada smoke var. Özelliği bıraktığım zaman gördüğünüz gibi smoke olduğunu görüyorsunuz zaten. Şimdi bir de flash'ta deneyelim. Şimdi tekrardan sabit dururken özelliğime geçtim ve gelen flash'a kör olmayacağım. Gördüğünüz gibi ilk beni kör sanıyor fakat ben kör değilim. Onu çok net bir şekilde görüp öldürebiliyorum. Sıradaki karakterimiz Nog. Bu karakter hücumun Kaveras'ı Vigil karışımı gibi bir şey. Çünkü özelliğine geçtiğinizde kameralarda gözükmüyorsunuz. Hani çok az böyle blurlu gibi gözüküyorsunuz. Mozaikli gözüküyorsunuz. Ve içeri sızabiliyorsunuz böylece. Şimdi gördüğünüz gibi düşman açısından görüyoruz. Normal bir şekilde beni görüyor. Özelliğime geçtiğimde ise mozaiklendim. Böyle bir glitchlendim gibi bir izlenim yaratıyor. Ve içeri kadar sızabiliyorum. Düşmanın yanına kadar sızabiliyorum. Güzel çıktın mı? You taking that shot, covering my back and giving me a boost. Qué baja causa. But I lost my wallet in all the excitement.
Defanstaki bir diğer operatörümüz Goyo. Goyo karakteri şu şekil benzin bidonu içeren kalkanlar bırakıyor ve bu bidonu ateş ettiğiniz zaman bu kalkan patlıyor. Ortalığı aleve vermiş oluyor. Hoş geldin kardeşim. Düşman girdikten sonra buna sıktığınızda gördüğünüz gibi ortamı yakıyor yani. Tozu dumana kapmış oluyorsunuz. But it's your turn to pay. Oh man. So look, remember this morning when we recovered the stolen artifacts? Those guys might have noticed me. Things got a little heated. Evet arkadaşlar, sıradaki karakterimiz Amaru. Amaru karakteri balkon, pencere ve hatch gibi kısımlara kanca atarak çok hızlı bir şekilde oraya uçmanızı sağlıyor. Hemen örnek gösterelim. Gördüğünüz gibi. Ya tabii mal gibi girerseniz öldürürsünüz de, yani bu eşek değilse sizi vurur. Aynı zamanda diyelim ki aşağı kattasınız, tamam mı? Aşağı kattasınız. Hiçbir karakterde böyle bir özellik yok. Oyunda bu tarz hatchlerden tırmanamazsınız ama Amaru'nun özelliğiyle gördüğünüz gibi aşağı kattan hatchten de yukarıya tırmanabildim. You think I run a charity? I have investors unlike you. And they expect a return. Call me when you're serious. Wam I prep for phase 2. Defanstaki bir diğer karakterimiz Wam I. Wam I karakteri de Jaeger karakteri gibi rakibin bomba vesaire atmasını engelliyor, fakat Jaeger'ın yanı sıra kapitanın attığı alevli ok ve smoke okunu da tutabiliyor. Jaeger'ın ADS'i atılan bombayı direkt yok ederken Wam I kendisine doğru çekip kendisinde patlatıyor. Yani şöyle örnek gösterebiliriz. Şuraya bir tane Wam I diskinden bıraktım. Gördüğünüz gibi alevi yok etmek yerine kendisine çekti ve orada patlattı alevi. Kapladığı alan da bayağı büyük bu arada. Gördüğünüz gibi neredeyse tüm site'ı kaplıyor. Gördüğünüz gibi smoke'u yok etmek yerine kendi içine çekip kendi içinde smoke patlatıyor ve bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Böylece işte flash, nade, aklınıza ne gelirse her şeyi tutabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer karakterimiz yine bir sniper. Adı Kali. Kali karakterinin sniper mermisiyle şu şekil barikatları tek vuruşta açabilirsiniz. Aynı zamanda şu şekil bir soft duvara tek mermiyle yine şu şekil bir delik oluşturabilirsiniz. Uzak bir mesafeyi kesecekseniz diyelim ki B tuşuna basarak şu şekil zoom yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda özellik tuşuna bastığınızda şu şekil bir crosshair çıkıyor ekranınıza ve elektrikli bir duvara bunu fırlattığınızda gördüğünüz gibi o duvardaki elektriği almış oluyorsunuz. Mini Thatcher diyebiliriz bir nevi. VVV mermisi o kadar güçlü ki bir düşmana HS atmanıza gerek kalmadan vücuttan vurduğunuzda öldürmenizi sağlıyor arkadaşlar. Tek bir mermi vücuttan yeterli. HS atmanıza falan gerek yok. Everyone's running from something. Can only be tempered by finding something to run towards. Evet arkadaşlar, bir diğer karakterimiz Oryx. Bu karakter bayağı öküzlüğüyle meşhur bir karakter. Özelliği ise şu tarz soft duvarlardan gördüğünüz gibi geçebiliyorsunuz. 5 canınız gidiyor fakat duvarı delip geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda özelliği bununla da kalmıyor. Şu şekil gördüğünüz gibi hatchlere tırmanabiliyorsunuz. Tekrardan bastığınız zaman hatch'e çıkıyorsunuz. Gerçekten ilginç bir karakter. Şöyle bir tane daha duvar yaralım. Aynı zamanda özelliğinizi bir rakibinize tutturursanız rakibinizi deviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Smackdown mücadelesi dönüyor diyebiliriz orada. Peki rakiple birlikte duvarı yıkıyor mu? Hemen ona da bakalım. Rakibi duvardan içeri soktuk. Bayağı yani bir dövüş oluyor burada. Bir güreşiyorlar yani. Vurma görüntü. Ben onu yetim mi buldum? İyi dövdüm ama ya. But the darkness within can't be vanquished by distance. And the promising light of new horizons. Bir diğer karakterimiz Iana. Özelliği ise insansı bir drone atarak gördüğünüz gibi kendi klonunu yolluyor ve belli bir süre içerisinde sanki drone'muşsunuz gibi içeri girerek
info toplayabiliyorsunuz. Tabi bundan sıkamıyorsunuz hiçbir şekilde. Tam bir drone görevi görüyorsunuz diyebiliriz. Sonradan özelliğiniz tekrardan doluyor. Rakip eğer özelliğinize sıkarsa özelliğiniz devre dışı kalmış oluyor. Gördüğünüz gibi yine klonumu yolladım. Klonumla içeriden info topluyorum. Sıktıktan sonra klonum yok oldu. Ama yerini görmüş oldum. Çıktım. Kafasına bir mermi, işi hallettim. Not greed. And they protect what is theirs. Evet arkadaşlar, defanstaki son karakterimiz Melusia. Rakibinizin girmesini beklediğiniz yerlere şu şekil cihazınızı yerleştiriyorsunuz ve bunun kapsama alanına giren rakipleriniz çok ciddi bir şekilde yavaşlıyor bunu kırana kadar. Bu mermiyle kırılacak bir şey değil. Yanına gidip şu şekil yumruk atmaları gerekiyor. Şimdi düşmanın açısından nasıl yavaşlattığını, ne kadar işe yaradığını bir görelim. Gördüğünüz gibi kapsama alanına girdi ve ciddi bir yavaşlama söz konusu. Aynı zamanda size bildirim veriyor. Mermiyle hiçbir şekilde kıramıyor. Gidip yumruk atarak Melusia'nızı kırabilir. There is no chasm too wide. No wall too thick. That will stop me from bringing you home. Sıradaki hücum karakterimiz Ace. Kendisi Termite, Hibana, Maverick gibi Rainforce açmak için önemli bir karakter. Şimdi ilk önce Rainforce'da elektrik olmayan tarafa özelliğimizi fırlattık ve kademe kademe aşağı ine ine gördüğünüz gibi Rainforce açıyor. Hibana, Termite, Maverick'e göre bu da farklı. Hepsini farklı yapıyorlar. 3 kere bu özelliğinizden atma hakkınız var. Elektrik olan bir duvara atarsanız ise özelliğiniz gördüğünüz gibi çöp olacak arkadaşlar. Aynı zamanda soft duvarları da açabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. R&D has set up the facilities you requested. Same time tomorrow? That's the deal. Splendid. Anything else I can do for you, Sam? Yeah. Call me Zero. Evet arkadaşlar, hücumdaki ve oyundaki son karakterimiz ise Zero. Zero karakteri attığı kamera ile dışarıdan içeriği görmeyi sağlıyor diyebilirim. O da şu şekil. Önce soft duvar üzerinde deneyelim. Gördüğünüz gibi kameramızı attık. Kamera bu tarafta. Hani bu tarafta gözüküyor kamera. Fakat kameranızı geçtikten sonra gördüğünüz gibi duvarın arkasını, yani iç tarafı görebiliyorsunuz. Her kameranızın bir tane atış atma hakkı var. Bu atışta da bir şey anlatıyoruz değil mi? Ahmet. Bir şey anlatıyoruz değil mi? Burası karılıyor, biliyor musun? Işığı yanıyor sen geçtiğinde. Arkadaşlar siz bu öküze aldanmayın. Tekrar yapalım. Kameramıza geçtik. İçeri taraftan kameramızı görebiliyorlar, yani kırabiliyorlar bu şekilde çok net bir yere attıysak. Aynı zamanda her kameranın bir mermisi var ve bu mermilerle tuzak olsun, ADS olsun vesaire alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ADS'i devre dışı bıraktım. Tekrardan mermisi falan dolmuyor. Her kameranın bir tane mermisi var. Soft duvarda denedik, şimdi bir de Rainforce duvarda deneyelim. Gördüğünüz gibi duvarda Rainforce var. Kameramı attım ve yine içeriği rahat bir şekilde görebiliyorum. Yine bir mermisi var. ADS'i yine aldım. Alt kata gidelim, alt kata atalım. Gördüğünüz gibi alt kata attım kameramı ve içeriği yine görebiliyorum. Şu şekil, yine bir tane mermim var. Onunla yine ADS'i alabildim. Gerçekten hoş, ilginç bir karakter. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım rehber işinize yaramıştır. Dediğim gibi biz Rainbow bıraktık, o yüzden niye Rainbow gelmiyor, kanalı niye çekmiyorsun falan gibisinden sorular sormanıza gerek yok. Bıraktık yani. Ama bu rehberi işinize yaraması için çektim. Umarım da işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.